Selahattin Tefrici'ye çıktı. Çoktan beri okumuyoruz değil mi onu? Neyse bu faslı bitirelim de. Bitmediyse kulübü dahi hafta. Sonra onu okuruz birkaç gün. Böyle tevafuki şeylere hüküm bina etmek objektif değil. Rastlantı da diyebilirsiniz. Fakat her şey Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu ile olduğundan öyle küçük bir mana yüklemede de mahsur yok. Biz inanıyoruz. Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Sizi de fiillerinizi de yaratan Allah'tır. Siz bütün bütün işin dışındasınız demek değil. İradenizin çapıyla işin içindesiniz. Kevni mekanları idare eden, yaratan, var eden, sevk ve idarede bulunan kudreti kahire yanında sizin kudretiniz ne ölçüde ise, onun iradesine nispeten iradeniz ne ölçüde ise, kevni mekanları ihate eden ve la yuhitune bi şeyin min ilmihiyle kendini anlatan zat-ı ruhiyetin ilmine nispeten ilminiz, idrakiniz ne ölçüde ise sizin davranışlarınıza tereddüt eden fiillerin de içinde işte o kadarsınız. Daha ileriye giderek daha ilerideki iddialarla hafizan Allah kendinizi ona eş ortak gibi görmeyin. Evet. Farkına varılmadık şirk. Şirki hafi denir ona. Allah'ın yarattığı işlere sahip çıkma. Ha bizim asıl meselemiz olup biten her şey onun iradesiyle, onun meşiyetiyle, o tevafuklar, rastlantılar filan, hiçbiri boş, abes değildir. Ne mana alemindeki tevil-i hadis, ne de yakızı alemindeki tevil-i hadis, hiçbiri boş değildir. Ama objektif olarak bunlara hüküm bina edilmez. Objektif olarak hüküm bina edilecek Allah'ın vaz ettiği disiplinlerdir. Kitap, sünnet. Hususiyle onlar üzerinde, anlayışı üzerinde icma vakı olan hususlar. O sağlam kaynaklardan sağlam istinbatlar. Diğerleri talidir. Diğerleri de onlar kadar bağlayıcı olsaydı zaten onlarda da mutlak bir mutabakat, Frenkçi ifadesiyle konsensüs olurdu. Oysaki detaya ait meselelerde Ebu Hanife ile talebeleri arasında bile o kadar çok farklı meseleler vardır ki ortam olarak hepsi küfe, ekol olarak nehai ekolü, Ebu Hanife gibi devasa bir kâmet, İsrail döneminde peygamber olabilecek mahiyette bir kâmet, talebeleri de ondan çok geri değil. Fakat o kadar çok farklı bir mütale var ki. İmam-ı Malik'e geçerseniz Medine'de hep tabiinin rahleyi tedrisi önünde yetişmiş bir insan. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüşlerin görenlerin yani. Sahabide ne duydularsa ne ettilerse hepsini böyle ince elekten eleyerek ahkam-ı ilahi ona göre anlayan, anlamaya çalışan bir kâmet. Çok farklı mütalaları var. Muvatta bakın, bir de Kufe mektebindeki, Kufe ekolündeki tedvin edilmiş, oraya bağlı tedvin edilmiş fıkıh külliyatına bak. İmam-ı Şafii Hazretleri Şam'da bir aralık Bağdat'a da gidiyor, sürgün. Ahmet bin Hanbel öyle,
Diğerleri bize çok ulaşmamış. Evzai gibi, Sevri gibi kimseler çok ulaşmamış. Tabirleri de kalmamış belki. Diğerlerine uymuşlar. Evet. Bu açıdan detayda o devasa kametler bile çok farklı mütalalar serdetmişler. Tevhile açık hususlar bunlar. Ama diğer meselelere gelince Amentü billahi ve melaketi ve kütübü ve rüsülü ve yevmil ahir. Çağlara göre de bu meselelerin önemleri o çağın sahibi tarafından. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin münacatlarında bu dönemde, bu devrede, bu çağda yaşayan senin matmahı nazarın, meleği âlânın müşarın bil benani kimse şayet. İşte beni ona ulaştır, beni onunla buluştur, beni onun zilli altına al falan dediği böyle. O kocaman, devasa bir insanın bile esrar-ı üluhiyet ve esrar-ı rububiyet mevzuunda idrakimizi çok aşan önemli beyanatlarda bulunan, dediği ettiği şeylerin çoğunu anlayamayacağımız şekilde bir derinlik adeta, deryalardan daha derin bir insan. Fakat kendi döneminde şayet matmaha nazar kim ise semalarca müşarun bilbenan parmakla işaret edilen kimse şayet beni ona ulaştır, iklimine al, insibahiyle münsebi kıl gibi dilekleri ve temennileri var. Bu türlü zatlar tarafından o çağa göre uçlar mahiyetinde bırakılan o temel disiplinlerden neler, ne türlü bir yoruma göre tabi tutulacak, ona göre tabi tutmuşlar. Buna Hazreti Bediüzzaman ifadesiyle zamanın yorumunu, arkalarını almışlar demektir. Çağa göre. Bu katiyen temel disiplinlere aykırı olmamıştır. Tıpatıp uymuştur onlara. Fakat o bakış olması lazım, o bütüncül nazar olması lazım. Evet, bu hakikaten Kur'an-ı Kerim'in şu nasıyla tam örtüşüyor. Sünnet-i Sahiyye'nin şu nasıyla tam örtüşüyor. Sahabinin ittifakıyla tam örtüşüyor falan. Bütüncül bir nazarla bakınca insan o doğru öyle doğru olarak görür. Yoksa bizim gibi sati nazarla bakan insanlar o mütabakatı göremeyebilirler onlar da. Onun için Allah nasıl belli dönemleri hiç peygambersiz bırakmamış. Ondan sonra peygamberlik şiirinin kafiyesini koyunca artık kafiye kondu, nokta kondu. Ondan sonra peygamber gelmez. Hatemün nebiyyin, hatemün nebiyyin. İnsanlığın iftar tablosu. Fakat peygamberin varisleri, belki ilk varisler de belki şundan dolayı dedim. Yani çünkü o mevzuda öyle bir nasıl rastlamadım ama fakat onun mübarek beyanına dayanarak aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefâir râşidîn el mehdiyyin abdu aleyha bin nevâciz. Dolayısıyla da kendinden sonra o dört halife esasen ve hilafetlerinde şüphe yok. Hatta onların bir tanesinin hilafetini inkar, görmesinden gelme istikrar dalalettir. Yani küfürle hem hüdud kocaman bir günahtır. Küfürle hem hüdud kocaman bir günahtır. Sadece kafir dememeyi temkin ifadesi olarak biz ele alırız. Yoksa onunla aynı sınırdadır. Hafizanallah. Onlara muhalefet, Allah muhafaza buyursun. Ve Allah hepsini sevmeye muvaffak eylesin. Ne gibi? O devasa insanlar, Ömer bin Abdülaziz gibi ilk müceddit olarak bilinir ve neredeyse ittifaklıdır. Hazreti Gazzali gibi kimseler, İmam Rabbani gibi kimseler, Mevlana Halid-i Bağdadi gibi kimseler, Hazreti Pir-i Mughan gibi kimseler, meseleleri değişik kanallarla, yollarla hep onlara bağlar. Bir yönüyle meselenin sıhhatini onlarla irtibatı ölçüsünde hep ele alırlar. Yani ne kadar o insanların ittifakına uyuyor. Yani en büyük icma onların icmadır. Sahabinin, tabiinin, tebe-i tabiinin icma değil, raşid halifelerin bir mevzuda
parmaklarını aynı noktaya basması mevzu önemlidir. Evet, belli bir dönemi Allah Celle Celaluhu peygamberani izam efendilerimizin envarından mahrum etmediği gibi Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Ve in min ümmetin illa halâ fiha nedir buyuruyor. Hiçbir ümmet yoktur ki onların arasında eğri yolun encamından sakındıran bir nezir, cehenneme giden yoldan sakındıran, dalalete götüren yoldan sakındıran bir nezir bulunmasın diyor. Dünyanın her yerine, bütün kıtalarına Allah peygamber göndermiş. O bizim 28 tane, üçü de şüpheli, 25 tane kat'i olan peygamber, bu Arap coğrafyasında, Arapların daha ziyade kulak dolgusu duyup bildikleri, eski ahitte, yeni ahitte bahis mevzu edilen ve onlarda bahis mevzu edilmediği halde Kur'an'da bahsedilen biraz o bölgede neşet etmiş Enbiya-i İzam'dan bahsediliyor, o kadar. Ama Allah Celle Celaluhu hiçbir coğrafyayı Enbiya-i İzam'ın nurundan mahrum etmemiştir. Oralarda küfre ve dalalete sapan insanlar için mazeret olurdu. Peygamberani İzam'ın gönderilmesi inanmama mevzunda insanların elinden mazereti almak içindir. Peygamber de geldi, Kur'an-ı Kerim öyle diyor açıktan açığa. Artık bir nezir, bir beşir geldikten sonra bir de hayatınız itibariyle dünyaya geliyorsunuz, yaşlanıyorsunuz, saçınız başınız ağrıyor. Bir sure-i cellede ifade edildiği gibi bir yönüyle o da bir nezir yani. Aynı zamanda demek ki biz de yolcuyuz esas, gideceğiz bir yere. Aklını başına alan insanlar o Enbiya-i İzam'ı mesajıyla, bir yönüyle yeniden gidecekleri yolu gözden geçiriyorlar. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem o mübarek manzume tamamlanıp o şiirin kafiyesi konduktan sonra nübüvvet şiirinin kafiyesi. Bu tabir bazı nizamın ifadesine bağlıdır bu. Peygamberlik şiiri tabirini kullanır. Peygamberlik şiiri bir yönüyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle esasen kafiyesi konmuştur diyor. Nazmı Efendimizle kafiyesi konmuştur. O şiir onun adına bestelendi. Hükmü de kafiye gibi sonunda geldi sözüyle ifade eder. Peygamberlik şiiri onun adına bestelendi. Hükmü de sonunda kafiye gibi geldi der. Mahzen esrarında. Şimdi ondan sonra da Allah Celle Celaluhu yine ümmeti Muhammed'i sahipsiz bırakmamış. Biraz evvel bir iki tanesini işaret etmeye çalıştığım gibi ihtilaflı olanları var, ittifaklı olanları var veya büyük çoğunluğun evet dediği var. Efendim kısmı eskarın evet dediği, azınlığın evet dediği insanlar var. Allah o müçtehitler ve müceddidler sayesinde bu ilahi nurunu yine onlar vasıtasıyla temsil ettirmiş ve insanların karanlıkta, ebediyen karanlıkta kalmalarına meydan vermemiştir. Karanlık yaşatmamıştır bize Allah Celle Celaluhu. Ama gözünü yumanlar, yani günün göbeğinde yani öğlen vaktinde bile güneş bütün şualarıyla böyle tepemizden aşağıya şua gönderdiği halde gözü kapalı olanlar göremezler. قَدْ يُنْكِرُ الْمَرْءُ طَوْءَ شَمْسٍ مِنْ رَمَدٍ وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ diyor. Kaside-i Bürde de ve Hazreti Bediüzzaman da bunu bir yerde hakka hakikate karşı gözlerini yumanlara bir yönüyle müteaddiyane ifade ediyor. قَدْ يُنْكِرُ الْمَرْءُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمَدٍ göz çırpıklı olunca katarak da olabilir, görmeyebilir de, böyle yere de bakar, başını yukarıya dikme, göz kapaklarını kapatabilir de. وَيُنْكِرُ الْفَمُ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمِ ağızda en tatlı şeyleri bile hasta olduğundan dolayı kuvve-i zayika o tatlılığın, o letafetini, o nezahetini duyamaz onu diyor. Aynen bunun gibi bazı körler o devasa insanları göremeyebilirler. İşte Hazreti Pir-i Mugan'a bile, İmam Gazali'ye de bir şeyler demişler.
O da ayrılmış yani. Bağdat'ta günümüzdeki ifadesiyle ifade edecek olursak, Bağdat'taki en büyük Nizamiye Üniversitesi'nin rektörü İmamül Haremeyn'den sonra. Fakat kendini göremeyenler olmuş, Neşrettin Nur'u göremeyenler olmuş. Ayrılmış bu defa El-Munkiz Minettalal'le ayrılışını yazmış. Ondan sonra da İhya-ül Ulumuddin diye bize çok önemli bir ilim mirası bırakmış. Allah ebeden razı olsun. Fakat kendi döneminde Tanrı teşniğe maruz kalmış. İmam Rabbani gibi bir insan bile kendi döneminde Müslüman devlet adamı tarafından, belki Müslüman görünen demek daha mı iyi olur yani, ömrünün büyük bir kısmını zindanda geçirmiş. Mevlana Halid'in işi de işte Ruslarla savaşmış, 93 Harbi dediğimiz yani 1877-78 yıllarındaki şeylerde, savaşlarda geçirmiş ömrünü. Ama buna rağmen vazifeden hiç dur olmamış. Bir de son sizin tanıdığınız, en azından bazı talebelerine şahit olduğunuz çağın büyük mürşidi, birileri belki onu bile kendi hesaplarına, kendi mülahazaları adına kullanmak istiyorlar günümüzde de. Asarı Bergüzide'sini kullanmak istiyorlar. Gösteriyorlar, yanındayız diyorlar. Elimizde bakın falan diyorlar ama ben yemin edebilirim, o kitapların başından sadece iki paragraf bile okumamışlardır. Katiyen. Evet, böyle istismara vardırlar ama fakat esas onların sundukları o mesaja karşı onların da gözleri kapalıdır. Bu açıdan Allah'ın adaleti, rahmetinin müs'atı açısından Cenab-ı Hak hiçbir dönemi ziyasız, ışıksız, nursuz bırakmamıştır. Bu da zaten nur diyor. Nursuz bırakmamıştır. Ama insanlar kendini nursuzluğa, ziyasızlığa salmışlardır. Ziyasızlık çağlayanına yelken açmışlardır. O karanlık bir daha da oradan sıyrılmalarına fırsat vermemiştir. Olan olmuştur. Tevil-i ahadisten geçtik. Tevil-i ahadis, bunlar objektif değil, sübjektif mülahazalara tabi şeyler. Şahsen insan onları değerlendirebilir, yorumlayabilir. Hatta Şah Veliyullah Dehlevi Hazretleri'nin Kur'an'dan tefevül etmeye kadar yani şahıs değerlendirebilir onları. Fakat onlar umuma talim edilemez, böyle yapın denemez. Hazreti Pir de bu mevzuda sağlam bu mülahazayı ortaya kur. O tefevül ve rüyalarla amel edilemeyeceğini açıktan açığa efendim ifade ederler yani. Mesele oydu. Ondan temel kaynaklara ve temel kaynakların kimler tarafından bize kadar nasıl intikal ettirilmesi, ondan sonra da Allah hiçbir dönemi ziyasız, ışıksız bırakmamıştır. Her dönemde adeta demek de bilmem doğru mu, başka kelime bilemediğimden, projektörlerle dünyayı aydınlatmıştır, enbiya projektörleriyle. Sınırsız şekilde, fakat bazıları o nurdan, o ziyadan istifade etmesini bilememiş, kendilerini karanlığa salmışlardır. Peygamberan-ı İzam ve Resul-i Fikam efendilerimizden sonra da Allah Celle Celaluhu onların varisleriyle El-Ulema'u veresetül enbiya denmiş. Alimler peygamberlerin varisleridir. Bu Cevami-ül Kelim'den dil açısından da esasen zor söylenir sözlerdendir. Cemi mükesser el-ulema, cemi mükesser alimler verese, dilinizde bu türlü şeyleri ifade etmeye kalktığınız zaman ler diye bir yönüyle acaba bu adam şey mi derler, bak ler çıktı yine, derler kekeme mi, fakat üç tane kelime söylüyor öyle bir letafet içinde ki Seyyidü Kelamil Beşer Kelamu Seyyidil Beşer Kelamu Seyyidil Beşer Seyyidü Kelamil Beşer. İnsanlığın efendisinin beyanı, sözleri, sözlerin sultanıdır.
Evet, söz sultanının beyanı sözlerin sultanıdır şeklinde de diyebilirsiniz. El ulema, düşünmüş müydünüz bunu? El ulema varasetul enbiya. Alimler peygamberlerin, bakın lerlere bakın, varisleridir diyeceksiniz bunu. Evet, kekeme gibi bir şey oluyor. Siz isterseniz bir daha deneyin. Farklı ifadelerle ifade etmeye çalışın. Daha iyisini bulamayacaksınız bunun. Fakat hiçbir zaman bunlar al-ulema varasetul enbiya tutmayacaktır. Burada size bir fıkra anlatayım. Öyle derler. Bu miraca ait meselenin en sıhhatli kaynakları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mervi olan hadis-i şerifler ve sahabenin icmağına esasen vâbestu olan mübarek beyanlardır. Fakat bunun dışında o mevzuda bir kısım evliya, asfiyarlar ve mukarrebinin ya keşfen veya şuhutla veyahut mülhemundan olmaları itibariyle kendilerine intikal eden şeyler var. O miraciyeler içinde onları da naklederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Seyyidina Hazreti Musa ile karşılaştığı işte dördüncü semada mı? Karşılaştığı zaman konuşurlar çok. Bir ağlamasından sayı hadislerde bahsediliyor. Benden sonra geldi ama fakat bu zat kaç kadem önde götürüyor meseleyi bu. Bir yönüyle mürselin, mukarrebin ve aynı zamanda lazım olması itibariyle başkaları yanlış anlayabilirler. Yani evladı yerindeki bir insan bir yönüyle maşallah, barakallah, tebarakallah. Siz de evladınız gelip sizi geçtiğinde böyle bir yönüyle hislenip gözyaşı dökmez misiniz? Evet, benden sonra geldi bu genç bak öyle bir noktaya geldi ki geldi benim yanıma burada da durmuyor. Takabe kavseyine evet aya namzet, rüyetullah'a namzet yürüyor diyor. Bir ikincisi de mahdut ümmeti var. Fakat insanlığın iftihar tablosunun ümmetine buyuruyor ki benim ümmetim bütün peygamberlerin ümmeti kadar. İnşallah bir gün yeryüzünde nam-ı celili Muhammed'i tam duyulduğu kahraman temsilciler, kahraman halciler, hal erbabı tarafından sevdirildiği, ona karşı saygı uyarıldığı zaman onun o muradi sübhanesi ve mefkureyi kutsiyesi de gerçekleşmiş olacak. Bir de o zaviyeden bakıyor yani benden sonra geldi ama bir de böyle zaten hadis-i şerifte de ifade ediliyor. Bir yere baktım ufka böyle dolu ümmet var. Başka bir ufka baktım benim mi acaba diye. Sonra onlar senin değil dediler. Bir başka tarafa yöneldiğimde bütün afakı kaplamış gördüm. İşte senin ümmetin budur dediler. Cenab-ı Hak halisane, muhlisane o topluluk içinde bulunmaya bizleri muvaffak kılsın. Bundan dolayı da Seyyidina Hazreti Musa Aleyhisselam onca çileye rağmen öyle bir yönüyle bir imrenme, bir yönüyle de belki sevinç gözyaşları dökmüş olabilir. Fakat orada işte o mülhemune babeste bir menkıbe cereyan ediyor. İfade ettiği bir şey. Diyor sen buyurmuşsun ki el ulema ve resetül enbiya. Nasıl olur yani bunlar? Veyahut da evliya ümmeti ki enbiya-i ben İsrail. Bu belki daha şey. Benim ümmetimin velileri, uleması ben İsrail peygamberleri gibidir. Demiş nasıl olur bu ya Muhammed demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem kendinden işte ne kadar zaman sonra gelecek? 5 asır neredeyse. İmam Gazali Hazretleri'nin ruhuna işaret ediyor. Hazret temessül ediyor orada. Ruhlar aleminden temessül ediyor. Hazreti Musa soruyor, senin adın ne diyor? Benim adım diyor Muhammed. Babamın adı da Ahmet. Onunki de yine Muhammed. Onunki de Mustafa. Yahu diyor ben sana sadece adını sordum diyor. Allah Celle Celaluhu sana turda dedi ki وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا مُوسَى Elindeki nedir? Sen şöyle buyurdun. هِيَ أَصَيْ اَتَبَكَّ عَلَيْهَا وَعُشُبِ عَلَى غَنَّمِي وَلْيَفَى مَعَرِبُ اُخْرَى Dedin.
Allah sana bir şey sormuştu, elindeki nedir? Asa deseydin olurdu, asaya. Ama asa dayanıyorum, şununla şöyle yapıyorum, koyunları gidiyorum bununla, işte silah olarak kullanıyorum. Diyor, o muhavere benimle Allah arasında bir muhavereydi. Sözü uzatmak, onunla aramdaki muhavereyi çoğaltmak için dedim ben öyle. Ben de Allah'la muhavereyi böyle çoğaltmış bir insanla aramızdaki muhavereyi çoğaltmak için dedim diyor. Bu bir menkıbe. Fakat inanın hakikaten ümmeti Muhammed içinde böyle baba yiğitler, kâmeti bâlâlar yetişmiş ve hiçbir zaman ümmeti Muhammed'i ışıksız, nursuz bırakmamışlardır. Menkıbe faslına göre alınır, değerlendirilir. Aslına göre değil, faslına göre. Ve Gazzali öyle birisidir. İmam-ı Rabbani ondan geri değildir. Hazreti Pir-i Mugan geri değildir. Belki de ileridir. Çünkü biraz da zamanın dehşetine göre o misyonu eda eden insanlar kıymetleri biraz da ona göre olur yani. Misyonun keyfiyetine göre, eda edilen vazifenin keyfiyetine göre bir büyüklük olur. Allah onlarla cihanları aydınlatmış, Allah görenlerden eylesin. O ziya iklimine koşanlardan eylesin. Onu istismar edip, onunla dünyevi bazı şeyler kazanma gibi densizliğe, komplekse, aşağılığa düşmeden Allah bizi muhafaza buyursun. Kitabını elinde tutacaksın, istismar edeceksin. Fakat o kitaptan birkaçını bile okumamış olacaksın. Allah'ım ne korkunç yalandır bu. Ne müthiş riyadır bu. Şeytanı bile utandırır bu. Ben hayatımda böyle bir sahtekarlık yapmadım hiçbir zaman. Beğenmediğim, etmediğim, takdir etmediğim, sevmediğim, kabul etmediğim bir şeyi kabul etmiş gibi görünmedim hiçbir zamandır. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, insan öyle kâmeti bâlâ bir varlıktır ki, öyle diyor Hazreti Mevlana, bazen melekler bizim nezaket ve inceliğimize imrenirler. Bazen de şeytanlar küstahlığımız karşısında tiksinti duyarlar diyor. Âlâ-yilliğinle esfel-i-safin arasında gelgit yaşayan. Mevlana derken çıktı burada. Men bende-i Kur'anem, sen onlarsın. Eger candarem, men hakirehi Muhammed-i Muhtarem, cüz enkis gez ez güftarem, bizarem ezu ve zan suhen bizarem. Ben Kur'an'ın bendesiyim, kölesiyim, boynu tasmalı. Ben Hazreti Muhammed Mustafa'nın boynu tasmalı kölesiyim. Benim bu dediğim, ettiğim şeylerin dışında biri bana bir söz isnat ederse, ondan da, onun sözünden de bizarem der. Evet, derken çıktı. İşte o dua, o ışık saçanlardan bir tanesi bana dedi ki o levhada, yahu benden niye bahsetmedin? Selçukluların çözüldüğü bir dönemde, Türk milletinin bir dönemde bir kesiminin böyle çözülmeye, dağılmaya yüz tuttuğu anda, bir köprü gibi esasen, bir yeni doğuşla onların irtibatını sağlayabilecek bir insandır o dönemde. Selçukluların sonu, Osmanlılara doğru yürüyüş burada. O dönemde, fitne ve fesadın gemi azıya alıp kol gezdiği bir dönemde, kalpleri yumuşatmak, insanları birbiriyle barıştırmak, dünyada eşi emsali görülmedik, peygamberane bir örnek sergilemek adına nur efşan zatlardan bir tanesi, bu da kendi çağının argümanlarını kullanarak o dönemde insanda yine o peygamberane mesajı, peygamber mesajını sunmaya çalışmış bir kâmeti bâlâdır. Başka bir yerde de der ki, men bende şu dem, bende şu dem, bende şu dem, men bende, be hizmeti ser üfkende şu dem, her bende ki azad şevet, şad şevet, men şad ezanem ki tura bende şu dem, kul oldum, kul oldum, kul oldum der. Ben Hazreti Muhammed Mustafa'ya hizmette kul oldum.
Her bende kul azat olduğu zaman sevinir, hürriyete kavuştum diye. Ben ona kul olduğumdan dolayı mesrur ve müreffehim der. Bu ses, bu soluk, çağlara ışık tutan insanların sesi soluğudur. Hazreti Pir-i Mugan ve Şem-i Tabanı nazari itibara aldığınız zaman yoktur fark onda. Ama o çağın mürşidi, nur efşan bir kâmeti, kâmeti bâlası, o da sizin çağınızın kâmeti bâlası. Önemli olan o ışığa koşma hakikaten pervaneler gibi. O pervane tabirini de hep kullanmışlardır. O da Mesnevi'de çok kullanır. Işığın etrafında o pervane, nurun etrafında pervaneler gibi dönme, yanma ve aynı zamanda kebap olma mevzuda. Asıl mesele odur. Meselenin sözünü etme değil, meselenin özünü yaşama. Birisi demişti, başka bir mülazayla, sözde değil özde. Evet, çevirip diyebilirsiniz. Kurban olduğum o Müslümanlık, o Muhammed-i Ruh, sözde değil özde. Onun gibi yaşamak, onun gibi hayatı değerlendirmek ve onun gibi ruhunun ufkuna yürümek. Gerisine inanmam ben, ne derseniz deyiniz. İki cana ayı dünyanın yanına çekse getirse böyle, dünyamızı güneşin götürüp bağrına koysa eliyle böyle, görsem bunları, benim için mikyas şudur. Hazreti Ebu Bekir gibi giderken, çoluk çocuğuna 5 kuruşluk miras bırakmadan gitmesine bakarım. İki süper gücü yerle bir eden Hazreti Ömer'in giderken torununu tanımayacak kadar kendi dünyasına yabancı ama gözü esasen ümmeti Muhammed'in bir yönüyle itilasında, ondan başka bir şey düşünmeme mülahazasıyla Rabbisine yürüyen insan, onu da görmek isterim. Ve çok defa tekerrür eden haliyle kış gününde yazlık elbise, yaz gününde kışlık elbise, yazlık ve kışlık elbiseyi bulamadığından dolayı Türkiye kadar 20 devletin başındaki Hazreti Ali olmada görürüm ben. Öbür türlüsü ben şu kadar Müslümanım, bu kadar Müslümanım. Ben de derim ki vallah da yalan, billah da yalan, tellah da yalan. Ümmeti Muhammed'in başında olanlar Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman gibi, Ali gibi yaşadıkları zaman, öyle bir yaşama, öyle bir hayat tarzı sergiledikleri zaman, ganimet taksim ediliyor Hazreti Ömer Efendimiz döneminde. Pers'in ganimeti. Türkiye'yi 10 defa, bugünkü Türkiye'yi 10 defa ina edecek bir ganimet taksim ediliyor. Orada onunla beraber o taksimde bulunan insanlar var. Falana, 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 falana diyor. Ya Emir el-Müminin, oğlunuz Abdullah'a ne diyorsun sen Allah'ı seversen? Falan, ben Allah Resulü'nün önünde şöyle can siperane savaşırken gördüm. Onu bırakıp da Abdullah'a vermek de ne demek? Gerçek Müslümanlık, baba yiğitlik budur. Kim Allah yolunda, ilahi kelimetullah yolunda, dini mübini İslam'ı afaktan afaka götürme yolunda, bence elinden tutulacak birileri varsa onlardır. Yoksa yakının kayrılması, onların karunlaştırılması, onların şuna buna malik olması meselesi, mülazası, fersah fersah insanların iftihar tablosundan da, onun raşit halifelerinden de uzaktır, uzaktır. Onlardan uzak olan da şeytana yakındır, yakındır, yakındır. Onların Allah'a yakınlığı mevzuunda şüpheniz var mı? Efendimizin, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin, onlar Allah'a yakınsa, onlardan uzak olan Allah'tan uzak demektir. Hafizan, Allah'tan uzak olan da ne derse desin,
ne ederse etsin, ne türlü ideolojilerden bahsederse etsin, ne türlü sistemlerden bahsederse etsin, buz gibi bağışlayın, Allah'tan uzak ve buz gibi şeytana yakındır. Der. Ve inanmam. O yalanlara hiç inanmam. Arz ettiğim gibi, ayı, güneşi, dünyayı yan yana getirseler elleriyle yine inanmam. Çünkü ölçü odur. Bir kısım densizler kalkıp, haşa ve kella, onları da hafife alabilirler. Hatta bazı terbiyesizler, küstahlar, insanların iftihar tablosuna günah nispetinde bulunabilirler. Bazı terbiyesiz, mümin görüldüğü halde, dediği o sözle, o düşünceyle kafir olan münafıklar falan falan dönemde olsaydı, insanlığın iftihar tablosunun yaptığı hata yapılmazdı diyecek kadar küstahlık sergileyen insanlar ve bütün bu kafirane sözler karşısında sessiz kalan dilsiz şeytanlar. Gavvas olana Kur'an, mücevher dolu umman, nasipsizdir Kur'an'dan her müstani davranan. Müstani davranmayacak, ihtiyaç dilekçesiyle Kur'an kapısının tokmağına dokunacaksın, o da kapılarını sana açacak, Hak da kapılarını sana açacak ve şeytana açık olan kapılar kapanacak, arkalarına da sürgü sürülecek. Allah'ın izni inayetiyle.